merhabalar. Mezunlarımıza bağlanıyoruz. Videomuzun konuğu, beslenme ve diyetetik mezunu Elif Gizem Arıburnu. Hoş geldin Elif. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Merhaba. Öncelikle kendini tanıtmanı isteyeceğiz. Kaç yılında mezun oldun, kaç yıldır çalışıyorsun, görevin nedir gibi. Tabii ki. İsmim Elif Gizem Arıburnu. 2018 mezunu, beslenme ve diyetetik mezunuyum. Yaklaşık 2,5 yıldır aktif olarak mesleğimi icra ediyorum aslında. Sadece son bir yılda şu anda içerisinde bulunduğum bir özel hastanede görev yapıyorum. Bu hastanedeki görevim hem klinik hem de poliklinik diyetisyeni olmak. Klinik diyetisyeni olarak sorumluluklarım, katta yatan hastalarımızın hastanemizde kaldığı süre boyunca tedavilerine uygun ve ihtiyaç duydukları beslenmenin sağlanması ve takibinin yapılması aslında. Poliklinik diyetisyeni olarak görevimde ayaktan başvuran hastalarımızın beslenmesinin düzenlenmesi ve düzenli aralıklarla takibinin yapılması. Aslında şu an beslenme ve diyetetik bölümü okuyan ve tercih edecek öğrenciler için çok önemli olacak senin vereceğin bilgiler. Eminim yararlanacaklardır. Öncelikle şunu sormak istiyorum Elif. Acıbadem Üniversitesi'ndeki öğrencilik hayatın nasıl geçti? Ve üniversitede aldığın eğitim sana bir yetkinlik kazandırdı mı? Buna kesinlikle dolu bir evet diyebilirim. Çünkü 4 yıl süren bir eğitimimiz oldu. 4 yılın her bir yılı bize çok şey kazandırdı. Yani her ikinci sınıf birden daha fazla doluyduk, daha fazla vizyonumuz genişlemişti. Mezun olurken ki halimizle birinci sınıf arasında çok fark vardı zaten. Yetkinlik anlamında benim için en önemlisi aslında disipline olmak oldu. Bu nasıl oldu dersek, işte derslerimizi gerek zamanında takip etmek, zamanında derse girmek, geç kalmamak, hocalarımızın bizden istediği görev ve sorumlulukları yeterli ve zamanında yerine getirmek. Onun dışında arkadaşlarımızla ekip çalışması içerisinde ortaya bir şeyler sunabilmek benim şu anki iş ahlakıma inanılmaz katkı sağladı. Çünkü yine ekip içerisinde çalışıyorum. Yine zamanında yetiştirmem gereken sorumluluklarım var. Bu anlamda disiplinli olmak benim şu anki iş ahlakıma gayet katkı sağladı diyebilirim. Onun dışında üniversitemizin her zaman bilimin ışığında olması, her zaman kanıta dayalı konuşmamız gerektiğini bize özellikle vurgulaması. Şu an bir danışanım geldiğinde her zaman bilimsel örneklerle benim ona sağlığı için gerekli olan bir şeyi açıklama onun tarafından daha hoşuna giden bir şey oluyor. Kendini daha güvende hissediyor ve gerçekten doğru bilgi aldığının farkında. Bu da benim için çok önemli. Onun dışında etik değerlerimize bağlı kalmak, sonuçta karşımızdaki kişinin sağlığının korunması gerektiğinin bilincinde olmak, ona vereceğimiz bir tavsiyenin etik açısından kesinlikle kusursuz olması gerektiği bizim için çok önemli yetkinlikler aslında. Tabii ki ahlak ve vicdan da var bu durumların içerisinde. Birçok noktada yararı oldu tabii ki. Ben bir şey daha merak ediyorum Elif. Tercih üniversite sınavına girdiğin yıla geri dönsen ve önünde tercih listen var. Şu an iş hayatına adım atmış bir kişi olarak o tercih listesinde tekrar iyi ki beslenme ve diyetetik bölümünü yazmışım diyor musun? Buna kesinlikle evet diyebilirim. Çünkü benim zaten 3 tercihim vardı. 3'ü de beslenme ve diyetetikti. Sadece üniversiteler farklıydı. Ve biz ilk tercihimizde Acıbadem Üniversitesi'ni yazmıştık. Çünkü bunu yazarken ben tercih yaptığım seneye döndüğümde üniversiteler arasında beslenme diyetetik bölümüne sahip olup bütün kadrosunun diyetisyenlerden oluştuğu bir üniversite Acıbadem Üniversitesi'ydi sadece. Tercih döneminde üniversitemizin, daha doğrusu Acıbadem Üniversitesi'nin ekibinin başında Murat hocamızın olduğunu görmek bizim eğitim anlamında kaliteli bir eğitim alacağımızdan hiç şüphe duymadan aslında direkt ilk tercihi Acıbadem Üniversitesi'ni yazmamızı sağladı diyebilirim. Genelde hepimiz öğrencilik yıllarımızda aldığımız eğitimin acaba iş hayatına bir karşılığı olacak mı diye merak ederdik ve iş hayatına girene kadar zaten bunu deneyimleme şansımız olmuyor. O yüzden
Şu an almış olduğun eğitime baktığında iş hayatını karşılamış mı? Gerçekten seni hazırlamışlar mı aslında? Ben onu çok merak ediyorum. Kesinlikle hazırlandığımı düşünüyorum. Bunun karşılığı da şöyle. İlk 1-2. sınıf bizde her zaman temel derslerdir. Temelimiz aslında oturtulur. Sonrasında 3 ve 4. sınıfta hem teorik hem pratik harmanlanır aslında. İşte bu da aslında mesleğe hazırlamada bizim için çok çok önemli. 3. sınıftaki derslerimizde gerek vaka çözümlerimiz olsun, gerek bir olay verilip o olayı sınıfta işte canlandırmalarla çözmek olsun. Gerekse laboratuvar derslerimiz, mutfak derslerimiz, vücut ölçümü aldığımız derslerimiz olsun. Kesinlikle mesleğe hazırladı. Yani mesleğe çıktığımızda hangi durumlar içerisinde olacağımızı biz biliyorduk. Onun dışında 4. sınıfta bizim çok güzel bir staj sistemimiz oldu. Biz çok farklı, 5-6 farklı konuda, farklı lokasyonlarda birçok deneyim elde ettik aslında. Ben mezun olmadan önce de stajda bütün alanları gördüğümüz için hangisinin bana daha yakın olduğunu, hangi alana ilerlersem ileride kendimi daha iyi ifade edebileceğimi, çalışırken daha iyi hissedebileceğimi biliyordum açıkçası. Gerçekten şanslı bir durumdasın o zaman. Çünkü herkes sahip olamıyor gerçekten. Evet, ben de kesinlikle çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Aslında bizim bu prensibi ve hani bu yetkinliği kazanmamızdaki en büyük etken hocalarımız. Bizim mezunlarımızın hepsi birbirine benzer. Hepsinin belirli değerleri vardır. Hepsinin etik kuralları vardır. O yüzden dediğiniz gibi şanslıyım. Peki Elif, şu an sana tercih imkanı versek, iş hayatını mı tercih edersin, öğrencilik hayatını mı tercih edersin? Evet, aslında bu soruyu kime sorsak direkt öğrencilik diyebilir kesinlikle. Benim için biraz cevap vermesi zor çünkü ben mesleğimi çok severek yaptığım için şu an bulunduğum noktadan da çok memnunum. Yani mutluyum da. Dilerim tüm öğrenciler ve öğrenci adayları da mezun olduklarında bizim gibi hissedebilirler. Ben bu soruya şöyle cevap vereyim. Tekrar bir öğrencilik fırsatım olsa ben kesinlikle yine Acıbadem Üniversitesi'ni seçer. Bir Acıbadem ekolüyle öğrencilik hayatımı sürdürmeyi ve sonrasında da onun değerleriyle mesleğime devam etmeyi isterdim kesinlikle. Ben açıkçası şu ana kadar ki görüşümüz mezunların hepsi iş hayatını seçti değil mi Özgür? Evet, hepsi iş hayatını söylediler. Yani ben şaşırdım çünkü hani ben şahsen öğrencilik hayatını tercih ederim. Öyle cevaplar bekliyordum. Tam tersi cevaplar geldi. Tabii bundan sonra başka görüşeceğimiz mezunlar da var ama ağırlıklı olarak iş hayatını seçiyor mezunlarımız. Bence buraya bir katkı verecek olursam bu işte bence bizim aldığımız eğitim ve donanımımızla alakalı sanırım. Yani iyi bir şekilde yetişip işe başlamak bize çok büyük bir özgüven kazandırıyor. Bunun sayesinde kendimizi iyi ifade edebiliyor ve bulunduğumuz konumda da rahat hareket edebiliyoruz. Kendimizden emin olabiliyoruz. Sanırım o yüzden iş hayatı diye olabilirler. Ben şunu fark ettim. Almış olduğunuz bu bilgiyi en kısa sürede aktarmak istiyorsunuz. Yani mezunlarımıza öyle bir gerçeklik dediğim gibi özgüven de var. Peki son soruyu ben sorayım Elif. Gözlerini kapat. Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar kampüsünü düşün. Kampüs gelsin gözünün önüne işte. A+, işte Taş Amfi. Kampüste nereyi özledin ya da neyi özledin? Evet, gerçekten özlediğimi fark ettim şu anda. Pandemiden dolayı çok da uzun zaman oldu tabii ki bir araya gelemiyoruz. Ben açıkçası en çok hocalarımı ve hocalarımı dinlerken o öğrenme hissini çok özledim açıkçası. Yani çünkü dinlerdik, anlamaya çalışırdık. Onun bile çok ayrı bir mutluluğu vardı açıkçası. Onu çok özledim. Ama onun dışında bu şu an iş hayatımda yaşadığım en büyük zorluk. Ben dersten çıktıktan 10 dakika sonra havuza girebiliyordum. Yani bu benim için inanılmaz büyük bir konfordu. Şu an çalıştığımız için işte koşturmacada egzersize zaman ayıramayabiliyoruz belki ama
Yani benim çoğu günüm şöyle geçiyordu. İşte sabahtan derslerimiz, öğlen güzel bir yemek A+'da. Onun dışında işte Starbucks'ta bir kahve içme. Sonrasında tekrar derse girme ve ders bitişi spora gitme. İstersen o gün modum yüzmek istiyorsa yüzebiliyordum. O gün koşmak veya egzersiz yapmak istiyorsam spor salonunda çalışabiliyordum. Ya da işte grup dersleri oluyordu. Yoga, pilates, işte dans gibi. Onlara katılabiliyordum. O benim için inanılmaz büyük bir konformuş. Onu fark ettim. Onları çok özlüyorum gerçekten. Onun dışında devam edecek olursak mesela ben kütüphane ortamını çok severdim. Ve ders çıkışı eve gitmek yerine kütüphanede kalıp çalışanlardandım her zaman. Ve sınav dönemlerimizde 1'e 2'ye kadar bile çalıştığımız olurdu. Açıkçası ben o gece geç saatlerde bile hiçbir zaman kendimi böyle korunmasız ya da savunmasız hissetmedim. Yani ben her zaman bir güvende hissi vardı. Onu çok özledim. Yani kendim için bir şeyler yaparken, kendime, geleceğime odaklanırken benim dışımdaki çevreyi hiçbir zaman düşünmek zorunda olmadım. Hep güvendeydim ve konfor alanındaydım aslında. Bunları tabii ki özlüyoruz şu anda. Bu videoyu yayınladığımız zaman mutlaka sen de seyredeceksin. Zaten göndereceğiz sizlere de. Sana bir sürprizimiz olabilir ama ne olduğunu söylemeyelim. Sürpriz. Peki. Katıldığın için çok teşekkür ederiz Elif. Çok güzel bilgiler verdin. Hem beslenme ve diyetetik bölümünde okuyan öğrenciler hem de bu sene tercih yapacak öğrenciler eminim faydalanacaklardır. Çok teşekkür ediyoruz ve iş hayatında da başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler Elif, başarılar. Ben teşekkür ederim bana da konuşma fırsatı verdiğiniz için. Umarım tercih edecek arkadaşlara da bir miktar katkımız olmuştur. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın.